ve ekranlarınıza iki Fransız müzisyen gelecek. Bunlar türküleri Fransızca söylüyorlar. Bizim müziğimize ve La Fransız müziği, tabii ki müziğimizde doğu ritimlerinden, ezgilerinden de faydalanıyoruz. Ben şarkılarımda daha çok dünyadan bahsediyorum. Bizim şarkılarımız aşk anlatıyor, siyaset anlatıyor. Genel olarak Fransız müziği ve doğu ezgilerini de barındıran evrensel bir müzik bizim müziğimiz. Faribole, faribole, fada. Te flega da ta libuche dans ta capuche, te flega da ta libuche dans ta capuche. Te flega da ta libuche dans ta capuche, te flega da ta libuche dans ta capuche. Grubunuzun kuruluş aşaması ve iki Fransızla bir Türk'ün bir araya gelme hikayesi nasıl? C'est un long processus. Pour ma part, ça fait 20 ans que ben doğu müzikleriyle de uğraşıyorum ve Orta Asya'daki müziklere elimden geldiğince ilgi gösteriyorum. 1,5 sene önce İstanbul'a gelmiştim. O gün tanışma sürecinde beraber bir şeyler yapabileceğimizi konuştuk. Aklımızda modernle gelenekseli harmanlamak vardı. Sen de Türk müziği eğitimi aldın, uzun süredir Türkiye'desin. Türk müziğiyle ilgili ne düşünüyorsun? Orta Doğu Türk müziği, Akdeniz müziğiyle alakalı olarak fikirlerin nelerdir? Hani kolay olacak, hani sevmiyorum bu kadar. Tanışma hikayen nasıl oldu o zaman? Yani nasıl oldu? Yani bir tesadüf. Yani bir arkadaşım bir ut taksimi dinletti. Hani aşık oldum o gün. Yani Türk müziği yani biraz daha araştırdım ve yani en çok yani bildiğim yani en çok sevdim. Yani daha çok ben Türk sanat müziğine yani yöne gittim. Ribole, ribole, fada. Ribole, ribole, fada. Bağlamayla ilk tanışması nasıl oldu ve bu aletten neden bu kadar kendini yakın hissetti ve bağlamayı çalmak istedi? Ma rencontre avec le bağlama, c'est lié à ma rencontre. Evvela Türk müziğiyle, sonra da makamlarla tanıştım. Ve ilk sevdiğim, beni cezbeden şey Türk müziğinin o ritimleriydi, tınısıydı. Türk müziğindeki aksak ritimler keyif verici ve etkileyici. Bu süreçten sonra Türk müziğini daha yakından tanımaya başladım, makamları öğrenmeye başladım ve bu müziği çok sevdim. Daha sonrasında ise bu coğrafyaya ait bir çalgı çalmak istedim. Bu toprakların en özgül, en yerli çalgılarından birini çalma fikri vardı aklımda ve böylece bağlamayla tanıştım ve öğrenmeye başladım. Tabii ki daha sonra daha da derine inip aşık kültürüyle tanıştım. İlk çaldığım türküler Pir Sultan Abdal'ın deyişleri. Burada türkülerden ve deyişlerden oluşturduğum repertuarı Fransa'ya götürdüm ve orada da çok beğendiler. Albüm projeniz var mı? Ortak yapacağınız
Oui, il y a beaucoup de projets en fait autour de du groupe Zoographie. Bir sürü projemiz var. Mesela benim şarkılarımdan, bestelerimden 3 tanesini dün gece kaydettik. Bu bizim için yeni bir başlangıç ve aklımızda birçok fikir, proje var. Her şeyden önce kayıtlarımızdan sonra ve var olan şarkılarımızda konserler vermek istiyoruz. Müziğimizi herkese duyurmak istiyoruz. Tabii ki albüm de yapacağız. Ama albüm süreci oldukça zahmetli ve zaman gerektiren bir süreç. Projelerimiz arasında albümümüzün CD'sini çizgi romanla beraber verme fikri var ve sonraki süreç için bir çocuk operası fikrimiz var. Aralarında tek yerli isim olarak iki yabancı müzisyenle çalışmak nasıl bir duygu? Sanırım benim kaderim bu, çaldığım enstrümanlardan kaynaklı olarak. Yurt dışından gelen, onunla tanıştığım arkadaşlarım, müzisyen arkadaşlarım. İlk önce tabii Anadolu ritimleri hakkında bilgi öğrenmek istiyorlar. Nasıl Sirilik ritimlere vurulmuş bizim ülkemizdeki, bu topraklardaki. Hem bunları doğru verebilmek, ifadeyi verebilmek, hem de onların müziğine yansıtabilmek, doğru fikirlerini, onların fikirlerini yansıtabilmek. Fransa'dan Türkiye'ye gelen birçok müzisyen arkadaşım var. Türk müziği öğreniyorlar. Gerçekten çok yetenekli, Batı müziği, kendi müziklerini çok iyi yapan müzisyenler. Dolayısıyla disiplin olunca da güzel bir şekilde öğreniliyor. Onları takdir ediyorum. Onlarla bir şeyler paylaştığım için, hem kendi kültürümden bir şeyler sunduğum için benim için de çok keyifli onların fikirlerini dinlemek. Perküsyoncu olarak bizler şanslıyız, bütün perküsyoncular. Beğendiği Türk müzisyenler, sanatçılar kimler? Bağlama üstadında. J'ai beaucoup beaucoup apprécié et j'apprécie toujours les productions de Arif Sağ. Türk müziğiyle tanışma sürecimden bu yana Arif Sağ'ın projelerini çok beğeniyorum. Bağlamayı çok iyi çalıyor ve türküleri çok iyi bir şekilde yorumluyor. Aynı şekilde Aşık Mahsuni Şerif'i de çok severim. Hatta onun evine gitme şansını yakaladım Türkiye'de bulunduğum süre içerisinde. Birlikte oturduk, sohbet ettik. Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri de Neşet Ertaş tabii ki. Onun bağlamaya çalışı ve sesindeki tını oldukça etkileyici. Son olarak söylemek istediğiniz dinleyicilere, izleyicilere anlatmak istediğiniz Oui, il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Fransız müziğini doğu çalgılarıyla icra ediyoruz ve bunu doğallıkla yapıyoruz. Ben Türk müziği eğitimi almadan önce şarkıları çalarken ve dinlerken sıkıntı yaşıyorduk çünkü makam bilgimiz yoktu. Güfteleri anlayamıyordum. Bizim yaptığımız müzik iki müziğin evliliği gibi. Biz bunu kolaylıkla başardık ve bunun geleceğin müziği olduğunu düşünüyoruz.